Spor 360'dan herkese mutlu günler değerli spor severler. Bugün özel bir konuğumuzla birlikteyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü konuşacağız. Faaliyetlerini konuşacağız, projelerini konuşacağız. Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik oyunları öncesindeki son hazırlıklarını soracağız, aktaracağız. Değerli kulüp başkanı Sayın Fatih Keşleş ile birlikteyiz ve sizlerden yorumlarınızı ve sorularınızı da gerek kulüp özelinde gerekse İstanbul ve spor özelinde yorumlarınızı ve sorularınızı Sports TV ve Koray Aldemir hesaplarından da bekliyoruz. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Koray Bey. Güzel bir İstanbul gününde, sıcak bir İstanbul gününde beraberiz. Tabii bir taraftan heyecanlı bir bekleyiş var. Tokyo süreci var. Ona birazdan geçeceğiz ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çok özel bir tarihi olan, mazisi olan bir spor kulübü. Ama ben faaliyetler konusunda, branşlar konusunda çok özel branşlara hakimsiniz. Karate'de varsınız, tekvando'da varsınız, takım sporlarında keza birçok farklı alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Birçok sporcunuz da var, çok özel. Dünyanın en önemli isimlerinden, farklı branşlardaki isimlerinden sporcuları barındırıyorsunuz. Biraz kulüp tanıtımı konusunda neler aktarmak istersiniz ilk olarak? Koray Bey tekrar hoş bulduk. Çok sağ olun bizi ağırladığınız, misafir ettiğiniz için. Hakikaten bizim için bu ertelemeden sonra olimpiyatların bir yıl ertelenmesi bizi epeyce zorladı. Ama biz büyük bir kulübüz, köklü bir kulübüz. Sporcularımız da keza öyle. 30 yıl öncesinde kurulmuş bir kulübüz. Sayın Nurettin Sözen tarafından, dönemin belediye başkanı tarafından kurulmuş kulübümüz. 19 branşta 151 takımla mücadele veriyor ve bu takımların birçoğu amatör branşlarda, tamamı amatör branşlarda hatta diyelim. Bu güreş, voleybol, basketbol, belki bunları biraz daha farklı bakabileceğimiz branşlar. 19 branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu branşları tabii bir çırpıda sayamayacağım ama tek tek buradan bakarak söyleyebilirim. Evet. Güreş, tekvando, karate, judo, badminton, atletizm, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, buz hokeyi, buz pateni, yüzme, vuşu, halter, bedensel engelliler, özel sporcular, okçuluk ve jimnastik branşlarında faaliyet gösteriyoruz. Bizim kadar yaygın branşı olan bir başka kulüp yok aslında. Üstelik her branşta oldukça aktifiz. Hemen her branşta, milli takımlarda birçok sporcumuz var. Hatta birçok milli takımın iskeletini bizim sporcularımız oluşturuyor. Ülke sporuna katkı için ihtiyaç gördüğümüz durumlarda yeni yapılanmalar içerisine girebiliriz. Bunun için araştırmalarımız devam ediyor. Branş sayımızın artması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Kulüp bünyesinde 2670 lisanslı, 862 lisans adayı olmak üzere 3532 sporcumuz var. Bu sayı oldukça fazla. Bu sporcularımızın 250'ye yakını milli takımlarda görev alan milli sporcularımız. 30'un üzerinde hocamız milli takımlarda yine keza görev alıyor. Ülkemizi ve kulübümüzü orada temsil ediyorlar. Sadece geçtiğimiz 2 ay süre içerisinde bu milli takımlardaki sporcularımızdan gelen başarılardan da kısaca bahsedeyim isterseniz. Geçtiğimiz 2 ay içerisindeki Avrupa şampiyonalarında güreş, badminton, karate, judo, tekvando ve para atletizmde 8 altın, 7 gümüş, 6'da bronz madalya kazandık. Toplamda 21 madalya ile ülkemizi orada temsil ettik. Bayrağımızı göndere çektirdik ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya, Avrupa'ya dinlettik. Bu kulübümüzün genel branş yapısı, evet, bu şekilde özetleyebilirim. Çok özel alanlara giriyorsunuz tabii ki. Şöyle de aktarabiliriz. Sadece kulüpler farklı alanlardan ziyade daha çok işte birkaç spor branşıyla ilgilenip daha çok o branşlara markalaşmak isteyebilirler. Ama siz az önce aktardınız, birçok farklı branşta takım sporları dahil olmak üzere ve özellikle az önce ekranlara geldi sevgili Elif İlden de paralimpik yüzücümüz, o da gidecek Tokyo'ya, paralimpikte, evet, yarışacak, madalya kovalayacak. Paralimpik alanına giriyorsunuz.
Çok özel marka isimleri buluşturuyorsunuz. Bence bu alanda çok önemli ve özel. Yayın öncesi yine Erdem Bey'le de konuştuğumuzda daha da gireceğiz ifadesini kullanmıştı. Biraz bu alana da biraz yönelelim isterseniz. Biz paralimpik branşında, paralimpik sporcularda da en fazla sporcu istihdam eden ve başarılı sporcular olan, bunların hepsi başarılı sporcular olan bir kulübüz. 70'in üzerinde paralimpik alanda mücadele eden sporcumuz var. Ve paralimpikte 8 sporcumuz da Tokyo Olimpiyatlarında, Tokyo Paralimpik Oyunlarında da bizi, ülkemizi temsil edecek bu sporcularımız. Hepsi çok yetenekli, çok başarılı sporcular. Paralimpik sporculara destek bizi çok mutlu eden, çok onore eden bir iş aslında. Çünkü bir engelli bir sporcunun, engelli bir bireyin spora yönelmesi, orada başarılı olması, o sporcunun, o insanın, o bireyin ve ailesinin özgüvenini o kadar artırıyor ki müthiş, müthiş yani o değişmeyi çok net görebiliyorsunuz. Yani sadece sporda başarılı olması, sporda madalya kazanması, bunlar elbette önemli ama o bireyin ve o ailenin hayatına çok şeyler katması bizi çok mutlu ediyor. Ya bu madalyanın, başarının çok daha ötesinde bizi çok daha duygulandıran, bizi çok daha motive eden, yaptığımız işe bizi çok daha motive eden bir alan. Dolayısıyla daha kapsayıcı oluyor Sayın Başkan. Kesinlikle. Ya yani sadece ülkemizde maalesef sporu sadece futboldan ibaret olarak görenler de var. Yani tabii ki futbol çok önemli. En fazla seyredilen, bizler dahil evet, belki buna, en fazla seyredilen branş ama bunun ötesinde amatör sporlara, amatör sporculara destek olunmalı. Onun ötesinde engelli sporculara, onların spora yönelmelerine destek olunmalı. Biz de bu alana ciddi katkılar yaptığımızı düşünüyoruz. Kesinlikle öyle. Ekranlara da geliyor çok farklı branşta özel isimlerle beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü faaliyetlerine devam ediyor. Tabii bu bağlamda az önce aktardığınız çok farklı branşlarla beraber ilerliyorsunuz. Evet. Böyle bir spor kulübünün başkanı olmak da farklı bir sorumluluğu, farklı bir tatlı zorluğu beraberine getiriyordur. Belki de o anlamda daha farklı bir heyecan da duyabilirsiniz. Nasıl yorumlarsınız? Biz her hafta gelen madalya haberleri, evet, evet, önemli müsabakalar. Her hafta, belki her akşam, her gün içerisinde madalya haberleri geliyor. Çünkü az önce bahsettim, 3532 sporcumuz var. Bunlar da ciddi müsabakalarda yer alıyorlar. Biz pandemi olmasına rağmen geçen yıl, son bir yıl içerisinde diyeyim, yaklaşık uluslararası düzeyde 500'ün üzerinde madalya kazandırdık ülkemize. Ulusal müsabakalarda ise 1000'in üzerinde madalya kazandık. Yani geçen pandemi olmasına rağmen, o şartlarda mücadelelerin daha, sayılarının daha azalmasına rağmen 1500'ün üzerinde madalya kazandık. Dolayısıyla her gün birden fazla madalya haberi geliyor. Sürekli sosyal medyamızda paylaşıyoruz. Bazen ben de arkadaşlarım da kaçırabiliyoruz. Yani bu şey madalya haberlerini. Ama bu keyif verici bir şey. Tabii sonradan gelip yakalıyoruz, yetişiyoruz. Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Ama çok sayıda madalya kazanmamız, kulübün bu alanda ciddi katkılarının olması, hem ülke sporuna katkıda bulunması, yaptığımız işi ve görevimizi, sorumluluklarımızı bir o kadar da artırıyor. Biz göreve geleli yaklaşık 22 ay oldu. Kulübün geçmişinde çok değerli başkanları olmuş, çok değerli yöneticileri olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımız da daha öncesinde kulübün yöneticiliğini yapmış. Sayın Nurettin Sözen kurucu başkanlığını yapmış. Dolayısıyla çok değerli bir kulüpten bahsediyoruz. Ve bu kulüpte başkan olarak görev almak, yönetici arkadaşlarımla bu görevi sürdürmek hakikaten sorumluluğun bilincinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ve bunun gerektiğini elimizden geldiğince yaparak madalya sayılarımızı, ülkenin başarılarına katkımızı artırarak devam ettirmek istiyoruz. Evet.
Göreve geldikten sonra sizin çok özel bir hamleniz daha olmuştu. Arkadaşlar ekranlara getirebilir atletizmle ilgili. Evet. Var olan bir yapı vardı ancak kadın takımının oluşamaması veya sonrasında kapanması süreci sizin uzun zaman sonra tekrardan bir girişiminizle tekrardan hayata dönmesi ve gelen başarılar. Tabii kadın sporcuların da kulüple beraber çok daha önemli noktalara gittiğini de görebiliyoruz. Sayılar konusunda da bir olumlu bir artış da söz konusu. Nasıl yorumlarsınız? Ben gündem atletizm programını da sunuyorum Murat Ağca ile beraber. Bu konuyu gündeme almıştık. Mine Hanım yine konuk etmiştik. Evet. Teşekkür ederim. Çok özel bir hamle, bir spor sever olarak nasıl yorumlarsınız? Nasıl açıklarsınız? Nasıl aktarırsınız? Biz göreve geldiğimizde atletizm kulübün branşlarından bir tanesiydi. Ama kadın atletizm takımımız yoktu. Biz de bu eksikliği gördük, geldiğimiz noktada gördük. Sağ olsun Mine ve diğer yönetici arkadaşlarımız bu konuda ciddi destek sağladılar. Bu konuda hocalarımızla birlikte bir tespit komisyonu oluşturduk ve sporcularla temasa geçtik. Kadın atletizm takımı kurduk. Tabii o takımı kurduktan sonra birinci ligde mücadele ettik ve birinci ligi liderlik olarak kapattık ve Süper Lig'e yükseldik. Önümüzdeki yıl Atletizm Kadınlar Ligi'nde Süper Lig'de yer alacağız. Erkeklerde de mesafe kat ettik. Hep takımlar klasmanında dördüncü olurduk. Bu yıl üçüncü olduk. Bir üst klasmana yükseldik ve 1-2-3 olarak yine erkek takımımız. Kadınlar önümüzdeki yıl daha da iyi olacaklar. Daha da başarılı olacaklar. Daha genç sporculara yöneleceğiz. Bundan sonrası için daha genç arkadaşlarımızı destekleyeceğiz. Daha genç atletlerimizi destekleyeceğiz. Onların başarısı için, onları milli takımlara kazandırmak için ve olimpiyatlarda hatta yarıştırmak için belki bir sonraki olimpiyatlarda olacak. Ama biz zaten bir sonraki olimpiyatların çalışmalarını bugünden yapıyoruz. Evet. Atletizm konusundaki atılımlarımız da zaten bundan kaynaklı. Bunu hedefliyoruz. Tabii atletizm deyince geçtiğimiz dönemlerde ki bugün de hala geçerli Enka ve Fenerbahçe hep akıllara gelirdi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü gençlerde yine Erdem Bey'den almıştık yayın öncesinde. Evet. Gençlerde Fenerbahçe'yi geride bıraktı bir alanda. Bu alanda tabii şu önemli. İşte Enka, evet Fenerbahçe zaman zaman Galatasaray dahil olmuştu, olmaya devam ediyor ama belediye takımları da son dönemlerde bir atılım gösterdi. Bu alanda en önemli başarıyı da siz sağlıyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak. Ben biraz daha olimpik ruhu da benimseyen bir kulüp olarak gördüğüm için bir tarafta Fenerbahçe, Enka hep ikilisi konuşurdu ama burada bir de bir gerçek var. Rekabete farklı bir heyecan getirmek isteyen bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü var. Burayı nasıl yorumlarız? Biraz daha rekabet ortamına, biraz daha bu konularda sanki çeşitliliğe ihtiyacımız var. Siz de bunu sunuyorsunuz son yıllarda gördüğümüz kadarıyla. Sporda rekabet olmazsa başarının gelme ihtimali yok. Yoksa kendi başınıza sadece antrenman yapıp ya da çok sınırlı sporcuyla bir mücadele içerisinde olup bir başarının gelme şansı yok. Son yıllarda atletizmde ülke hakikaten ülkemiz bazen devşirme sporcularla, bazen kendi içimizden, ülkemizden yetişen sporcularla ciddi başarılar elde edildi. Biz de yine kendi içerimizden yetiştirdiğimiz genç sporculara yöneliyoruz ve ağırlık veriyoruz. Dışarıdan sporcu getirmeyi bu anlamda tabii ki değerlidir, başarı için bir katkıdır. Mutlaka önemsemek lazım ama biz genç sporculara daha çok destek vermek istiyoruz. Kendi sporcularımıza destek vermek istiyoruz. Bir belediye kurumu olarak düşünürseniz bizde, çünkü biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katkıları ile bir mücadele içerisindeyiz. Onların amatör sporlara verdiği destek doğrultusunda bir takım kuruyoruz ve bir kulüp çalıştırmaya gayret ediyoruz. Bunun sorumluluğu ile hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim kendi gençlerimize inanmamız ve güvenmemiz lazım. Biz gençlerimize inanıyoruz ki az önce sizin de söylediğiniz gibi genç sporcularımız hakikaten çok büyük başarılara imza atıyorlar. Bizim oraya gelmemiz, bizim
az önceki saydığınız Enka ve Fenerbahçe, Galatasaray, diğer kulüplerin arasında evet. bizim de yer almamız, oradaki arkadaşlarımızın da başarılarını bir o kadar da arttıracaktır diye düşünüyorum. Bizim de başarımızı, hedeflerimizi tabii ki daha yukarıya koymamızı sağlayacaktır. Dolayısıyla bizim oralara destek, o alanlara destek olmamız atletizm konusunda ileriki yıllarda bence büyük başarılara imza atacağız. Hep birlikte, o kulüplerle birlikte kesinlikle. Biz de onlara destek olarak büyük başarılara imza atacağız. Evet, tabii sporcuların buradaki kazanımı çok önemli ve özel. Bununla beraber tabii tesisleşme konusu da çok önemli. Biz bunu belki başardık gibi duruyor ve çok ciddi adımlar attık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün de çok özel tesisleri de bu anlamda var ki videoda da arkadaşlar ekranlara getirebilir. Bu tesisleşme konusunu nasıl açıklayabiliriz Sayın Başkan? Tabii Maltepe'de de bir atletizm projesi var. İşte basketbol salonları, voleybol salonları, güreş, masa tenisi, birçok farklı alanda, çok farklı branşlarda faaliyet gösteren bir kulüp. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü. Tesislere baktığımız zaman da hakikaten işte yüzme ekranlara geliyor. Şu anda havuza evet. girmek istedi mesela. Tesis konusu nasıl yorumlarsınız Sayın Başkan? Tesis. Ve önümüzdeki dönemlerde tesisleşme konusunda neler söylemek istersiniz? Bir kere şehrin ciddi spor tesisleri var. Hakikaten tebrik ediyorum. Ama ciddi anlamda eksikliklerimiz var. Mesela bazı branşlarda ciddi eksikliklerimiz var. Atletizm pisti noktasında şehrin, ülkenin eksikleri var. Jimnastik tesisleri konusunda ciddi eksiklikler var. Keza diğer salonlar konusunda yine durum böyle. Biz o eksik olduğunu düşündüğümüz, gelişmesini ve gelişmeye yönelik olarak faaliyet içerisinde olduğumuz branşlarda tesisleşmeyi daha önemli buluyoruz. Çünkü tesis deyince ya her yere standart bir kapalı salon, işte onun da içerisinde yapılacak aktiviteler, basketbol, voleybol, okul salonları gibi, diğer salonlar gibi çok amaçlı salonlar veya işte halı sahalar ve ona benzer sahalar ve tesisler düşünülüyor. Ama biz bir kere performans kulübüyüz. Evet. Ve performans kulübünün kendini ve sporcularını geliştirebilmesi için çok ciddi tesislere ihtiyacı var. Sadece salonlara ihtiyacı yok. Sporcuların sonrasında, antrenmanların sonrasında, öncesinde dinlenebilecekleri, yemeklerini yiyebilecekleri, uyuyabilecekleri komplike tesislere ihtiyacı var. Biz de bu tesisleri tamamlama noktasında, belirleme noktasında sağ olsun Ekrem Başkanımızdan bu konuda ciddi bir tesis sözü aldık. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile projeleri konuşuyoruz. Projeleri oluşturmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda çok ciddi tesisler hamlelerini başlatacağız. Biz de kulüp olarak yeni kurduğumuz jimnastik branşında, atletizm branşında tesisleri daha çok bu noktalarda istiyoruz. Bu alanlardaki tesislerin bize katacağı çok şey var. Dolayısıyla biz de bir an önce sabırsızlıkla bu tesisleri bekliyoruz, istiyoruz ve takip ediyoruz. Bunu İstanbulluya, İstanbullu sporculara, İstanbullu ailelere bu tesisleri kazandıracağız. Biz de oralarda ciddi sporcular yetiştireceğiz. Çünkü iyi bir tesis olmadan sporcu yetiştirebilmek maalesef evet. çok mümkün değil. Tesis, antrenör, bunlar evet. çok özel ve önemli alanlar. Spor kulüpleri özelinde. Bizler kısa bir araya gideceğiz ama varsa bu konuda eklemek istediğiniz sonrasında. Antrenör demişken evet. Spora ciddi katkıları olan aslında belki sporcu yetiştiren değil ama okullarda görev alan beden eğitimi öğretmenleri var. Böyle hikayeler eminim siz de duymuşsunuzdur. Bir beden eğitimi öğretmeni bir ilçenin kaderini değiştirir. Spor Tabii. anlamında kaderini değiştirir. Biz de bu hikaye ile çok sayıda sporcu var. Bakıyorsunuz çok ciddi bir beden eğitimi öğretmeni sadece belki. Sadece bir branşın hocası değil ama bir branş noktasında bir ilçenin kaderini, bir okulun kaderini, bir ilin kaderini değiştirebilecek kadar etkili oluyorlar. Hatta hakikaten, bir ülkenin kaderi bile değişebiliyor. Aynen öyle, bir ülkenin kaderini değiştirecek kadar etkili oluyorlar. Dolayısıyla o belki çok fazla görülmüyor o hocalarımız
Ama ben hepsini tebrik ediyorum buradan. Lütfen bunu yapmaya, bu katkıları sunmaya belki devam etsinler. Çok spesifik bir örnek olacak ama Usain Bolt'un örneği çok özel. Jamaika'dan daha fazla tanınan bir sporcu ama onun çıkmasıyla beraber, kırmış olduğu rekorlarla beraber Jamaika'ya olan katkısı da yadsınamaz. Diyelim, kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz. Spor 360'da ikinci bölümdeyiz ve konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Sayın Fatih Keleş. Bu bölümde de olimpiyat vurgusu yaparak gireceğiz. Sayın Başkan, tabii birçok sporcuyu Tokyo'ya uğurlayacaksınız. Gerek olimpiyat oyunlarına, gerek paralimpik oyunlarına. Tokyo şehri kazanmıştı 2013 yılında. Buenos Aires'te Madrid, Tokyo ve İstanbul kalmıştı. Finale iki şehir, Tokyo ve İstanbul. Ve son kazanan Tokyo'ydu. Belki de şu süreçte hayırlısı mı oldu bilemiyoruz ama pandemi koşullarıyla birlikte çok yıprandı Tokyo şehri de. Tabii ilerleyen dönemlerde Sayın Başkan İmamoğlu'nun da çok istediğini biliyoruz. Olimpiyatlar acaba bir gün İstanbul'a gelebilir mi? Gelirse ne zaman gelir ki? 2024'te Paris'te, 2028'de Los Angeles'te düzenlenecek. 2032 konusunda bazı ülkelerin girişimi var ama tabii merakla bekliyoruz, heyecanla bekliyoruz ama neler söylemek istersiniz? Güzel bir heyecan, henüz kesinlikle düzenlemedi İstanbul. Umarız bir gün düzenler ama bu konu hakkında sizin de çok özel çalışmalarınız var ekibinizle beraber. Spor İstanbul olsun, Sayın Başkan İmamoğlu olsun, IOC yetkilileriyle bir görüşmeniz de olmuştu geçtiğimiz aylarda. Ne söylemek istersiniz? Bizim kulüp olarak, ben buna başlayayım isterseniz. Kulüp olarak önümüzdeki olimpiyatlar elbette en yakın hedefimiz. Fakat sadece bu değil bizim hedefimiz. 2024 Paris Olimpiyatları, daha sonra 2028, 2032 ve 2036 için hazırlanıyoruz. Tabii 2032 ve 2036 yılı olimpiyatlarının henüz ev sahibi belirlenmedi. Evet. Umut ediyoruz ki o olimpiyatların 2032 ya da 2036 olimpiyatları ülkemizde düzenlenir. Biz kulüp olarak buna hazırız. Nasıl hazırız? Altyapılarımızda hazırız. Tesislerimizde hazırız. Belediyemizin, İstanbul'daki Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı tesislerle hazırız. Ama sadece bu, tabii ki İstanbul Olimpiyatı olduğunda elbette olacaktır ama sadece tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapabileceği, müracaat edebileceği, alabileceği bir durum değil. Elbette ülkenin ve devlet politikasının bununla birlikte hareket etmesi lazım. Umut ediyoruz ortak hareketle 2032 ya da 2036 olimpiyatları İstanbul'da düzenlenir. Tabii sadece tesis yaparak, sadece tesis kazandırarak olimpiyatları İstanbul'a getirmemiz mümkün değil. İstanbul'u olimpik bir kent yapmamız lazım. Evet. Nasıl? İstanbul'da yaşayan insanların daha çok spor yapması lazım. Daha çok spora ilgi duyması lazım. Daha çok sporu takip etmesi lazım. Bunlar olursa zaman içerisinde umut ediyorum bunu görür ve inanırlar. Çünkü olimpiyatlar bir şehre, bir ülkeye verilirken çok farklı kriterler yer alıyor. Oradaki engellilerin ulaşımından tutun da, çünkü aynı zamanda paralimpik oyunları da getiriyorsunuz ülkeye, sadece yaz olimpiyatlarını değil. Dolayısıyla bunu size verecek olan ülkeler oylamasında bu tesisleşmeye baktıkları kadar şehrin spora sahip çıkmasına bakıyorlar. Oradaki insanların tesislere ulaşımı, engellilerin tesislere ulaşımı noktasında değerlendiriyorlar. Dolayısıyla sadece tesis yaparak olimpiyatları İstanbul'a kazandırmamız mümkün değil. Bu bir vizyon meselesi, bu bir kültür meselesi. Ama umut ediyoruz bu İstanbul'a gelecektir. Biz bu umutla bugünden neler yapabiliriz konuşuyoruz. Bunun için bir sporcunun, olimpiyatlarda başarılı olabilecek bir sporcunun yetişmesi kısa sürelerde olan bir durum değil. Evet. 10 yıl, belki 15 yıl. Yani uzun bir süreç gerekiyor. Kesinlikle. Branşına göre
Spora başlama yaşı tabii ki değişebiliyor branşlar arasında. Ama 10 yaşında bir spora başlayan bir gencimizin, bir çocuğumuzun belki 25'li yaşlarda madalya kazanabileceğini düşünürseniz 15 yıl. 15 yıl da kolay bir süre değil, kolay bir süreç değil. Bunun çok doğru yönetilmesi lazım. İlk gününden son madalya alacağı güne kadar çok doğru yönlendirilmesi lazım. Ailesinden, okulundan aldığı eğitim, ailesinden aldığı destek, hocasından almış olduğu katkı, kendisinin özverisi, gayreti, bunların hepsi bir arada olmadığı müddetçe olimpiyatta ya da sporda başarının gelme şansı yok. Dolayısıyla biz de bugünden altyapılardaki gençlerimizi tespit etme noktasında bu bilinçle hareket ediyoruz. Bugünden başarılı ve spora istekli gençleri bulma noktasında çabamız ve gayretimiz var. Umut ediyorum onlara ciddi emekler harcayacağız tabii ki. Ama işte 2032-2036 umut ediyoruz İstanbul'da bu olimpiyatlar düzenlenir. Biz de oralarda bu sporcu genç arkadaşlarımızla, bugünden adım attığımız arkadaşlarımızla ciddi başarılar kazanırız. Ve çok sayıda ülkemizde yapılan olimpiyatlarda çok sayıda madalya kazanırız. Evet, isteğimiz, arzumuz bu yönde, bir hayal ve umarız bu hayalde gerçekleşir. Tabii Sayın Başkan, gelecek döneme baktığımız zaman bir olimpiyat vurgusu yapıyorsunuz. Çok özel tabii ki bu. Çok güzel ifade ettiğiniz, sadece tesisler yeterli olmuyor. Sporcuların başarısı olması da önemli değil bir noktada. Kent, şehir sporu seviyor mu? Siz bir kulüp başkanı olarak nasıl gözlemliyorsunuz İstanbul'u ve biraz da olimpik ruhu yaymak adına sizce neler yapılabilir? Kent sporu seviyor kesinlikle, ama spor yapmayı seviyor mu diye sorarsak orası biraz muğlak maalesef. Verilere baktığımızda ilçelere dağılım olarak tabii çok daha üstte, %35'lere varan spor yapan sayısı ilçeler olarak, %1-2'lerde olan ilçeler var. Ama ben bir genelleme yaparsam İstanbul'da spor yapanların sayısı, yani bireysel olarak spor yapanların sayısı %13'lerde. Bu çok düşük. Avrupa'daki diğer şehirlere baktığımızda bu belki 60'larda olan var, %40'larda olan var. Bizim bu seviyelere yaklaşmamız lazım. Sporu sevmek, spor yapmayı da sevmek elbette. Nasıl yaklaşabiliriz? Yani çok sayıda insana sporu sevdirmemiz lazım. Bu tabii sadece bunu topluma yüklememek lazım. Toplumun spor yapabileceği, sokakların arasında, caddelerin arasında koşabileceği kaldırımlar, parklanmalar, yani bunların ya da parklar, açık alanlar, spor tesisleri, spor pistleri, bunların olması lazım. Vatandaşın spor yapacağı alanlara bunların, bu tesislerin yakın olması lazım. Baktığınızda bunu da çok sağlayabildiğimizi düşünmüyorum. Burada ciddi anlamda eksikliğimiz var. Maalesef bizde yani parklanma, insanlar koşarken, caddelerde yürürken çok fazla sıkıntı yaşıyorlar. İşte araçların kaldırımlara park etmesinden tutun, iş yerlerinin kaldırımları işgal etmesinden tutun. Bir sürü etkeni, etmeni var. İnsanlar da belki çok istekli değil. Bu da bir etken. Ama el birliğiyle, bu sadece yani bir spor kulübünün ya da bir şehrin yapabileceği bir şey değil. Tüm şehrin paydaşlarının, İstanbul'un 16 milyon insanının buna inanması ve destek vermesi lazım. Bu olursa elbette spora ilgi artar, sporda başarı artar. Ve sonrasında işte o sporu seven, spor kültürü oluşan bir şehir olur. Az önce bahsettiğim gibi o zaman da olimpiyatları biz İstanbul'a taşıma noktasında hiçbir zorluk yaşamayız. Evet, ümit ederiz. Bizler de o yıllarda 2032-2036 en azından en yakın tarihler gibi görünüyor. Paris ve Los Angeles şu anda 2024 ve 2028'i alan ülkeler konumunda. Tabii yakın dönemde, yakın gelecekte Sayın Başkan, gelecek faaliyetleriniz, gelecek programlarınız nasıl olacak bir kulüp olarak? Tabii çok yakın bir tarihte bir olimpiyat ve paralimpik heyecanı yaşanacak, evet. Ama sonrasındaki planlamalar konusunda neler olacak gündemde? Şimdi önümüzdeki hedefimiz, tabii en yakın hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Evet. O da 23 Temmuz'da başlayacak. Ardından paralimpik oyunlar. Ben oraya gidecek sporcularımızdan bir isimlerini burada zikretmek isterim.
Çünkü fazlasıyla hak ediyorlar. Kesinlikle. Yaz olimpiyatlarına 13 sporcu gönderiyoruz kulüp olarak. Paralimpik oyunlara 8 sporcu gönderiyoruz. Şu anda toplam sayımız 21. 21 sporcu ile kulübümüz olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecekler. Umut ediyorum bu sayı birkaç daha artabilir diye bekliyoruz. Mücadeleler devam ediyor. Kota mücadelesi, bir iki mücadele daha var. Umut ediyorum bu sayı artar. Olimpiyat oyunlarına kulübümüzden güreşte, Grokoromen güreşte Cenk İldem, ki daha önce de madalyası var Cenk'in, bilirsiniz. Kerem Kamal, genç ve başarılı bir arkadaşımız. Yine Grokoromen'de ülkemizi temsil edecekler. Serbest stilde Osman Göçen, tekvando'da Nur Tatar, Nafia Kuş, Hakan Reçber, karate'de Serap Özçelik, Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu, Akyol, Uğur Aktaş, ki karate branşında yakın zamanda çok ciddi sayıda madalya aldı bu sporcularımız. Evet, bunlar Avrupa şampiyonu olan sporcularımız. Uğur Aktaş, Serap Özçelik, Arapoğlu kendi kategorisinde dünyada zirvede olan isimler. Evet, tabii. Dünya klasmanında bir numara. Evet. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızdan ve diğerlerinden de tabii olimpiyatlarda madalya da bekliyoruz. Ki karate'de şöyle bir heyecan var. İlk kez olimpiyatlarda yer alan bir branş. Yani karate. Hatta Paris'te de olmayacak büyük ihtimalle. Paris'te olmayacak. Dolayısıyla onlar için çok büyük bir şans. Bunu değerlendirmeniz lazım arkadaşlar. Ona göre söylüyorum buradan. Judo'da yine Mihraç Akkuş, Vedat Albayrak, Mikail Özerler. Badminton'da Neslihan Yiğit. Paralimpik oyunlarda tekvando'da tekvando, okçuluk ve yüzme branşlarında yine temsil edecek arkadaşlarımız bizi. Yüzmede Beytullah Eroğlu, Elif İldem, Koral Berkin Kutlu para yüzmede mücadele edecekler. Mehmet Vasıf Yakut para tekvando'da, Bülent Korkmaz, Özgür Özen, Sadık Savaş ve Yağmur Şengül para okçulukta madalya mücadelesi verecek arkadaşlarımız. Hepsine buradan başarılar diliyorum tüm arkadaşlarıma. Tabii ki sadece kulübümüz sporcularına değil, tüm ülkemizi, ülkemizin sporcularına, olimpiyatlarda bizi temsil edecek tüm sporcu arkadaşlarımıza. Özel bir organizasyon. Kesinlikle. Dünyanın en önemli spor organizasyonu olimpiyat oyunları. Ve sizlerin de çok farklı bir heyecanı var tabii. Dünyanın en önemli spor organizasyonuna gönderdiğiniz sporcularınız var. Evet. Dolayısıyla biz de onları buradan takip edeceğiz. Belki oraya gidemeyeceğiz. Çünkü pandemi koşullarında Japonya'nın çok katı bir tutumu var. Doğru. Umut ediyoruz. Orada arkadaşlarımızı destekleyeceğiz. Ama kulübümüz eski ve köklü bir kulüp. 2000 yılından beri 5 olimpiyata katılmış kulübümüzün sporcuları. Ve 4 altın, 5 gümüş, 6 da bronz madalya kazandırmışlar ülkemize. 15 madalya. Son 5 olimpiyatta kazanılan, ülkemizin kazandığı 32 madalyanın 15'ini İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcuları kazandırmış. Geçtiğimiz Rio olimpiyatlarında yine 8 madalya kazanırken ülkemiz bunların 5'ini kulübümüz sporcuları kazanmış. Tabii ki bizim beklentimiz çok büyük yine bu sporcu arkadaşlarımızdan. Biz sporcularımızı en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek çok sayıda madalya ile oradan da döneceklerine inanıyoruz. Bayrağımızı göndere çektirecekler, İstiklal Marşımızı dinletecekler. Yine aynı şekilde paralimpik oyunlarda da sporcularımızdan büyük katkılar, büyük başarılar bekliyoruz. Bu 5 sporcudan, para yüzmede 5 sporcudan 3'ü yine kulübümüz sporcusu. Bu sporcuların arasında Koral Berkin Kutlu var ki bu arkadaşımız henüz 15 yaşında. Evet, çok genç bir isim. Çok genç bir arkadaşımız. O mücadele verecek yine yüzme branşında. Dolayısıyla ondan da bu genç arkadaşlarımızdan da, onun abilerinden, ablalarından da çok büyük beklentimiz var. Pandemi koşullarında bir yıl ertelendi biliyorsunuz. Doğru. Olimpiyat mücadelesi. Şimdi, tabii ki sporcular hem mental hem de fiziksel anlamda geride kaldılar. Biz bunu engellemek için sağlıklarının da herhangi bir sıkıntıya, sağlıkları adına herhangi bir sıkıntının oluşmaması için de onlara ciddi katkıda bulunduk bu pandemi koşullarında. O tesislerimizi hijyen koşullarında çalıştırdık. Sporcularımızı evde spor yaparken evlerine destek, spor anlamında destek verdik. Biz tabii sporcularımızdan sadece
madalya kazanmasını da beklemiyoruz. Madalya, kupa, elbette bu başarılar çok önemli. Çünkü sporcularımız, az önce bahsettiğim genç arkadaşımız da dahil, hepsi pırıl pırıl genç arkadaşlarımız. Evet. Biz onlardan sadece madalya değil, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki ve ahlaklı birer sporcu olmalarını ve onlardan sonra gelecek, onları rol model olarak kendilerine gören sporcu arkadaşlarına, genç arkadaşlara, hatta spora yeni başlayacak olan arkadaşlarına örnek olmalarını, onlara birer rol model olmalarını da bekliyoruz bu başarılarının yanında. Bu aslında bu bizim için madalyadan bile daha önemli bir durum. Evet, çok güzel ifade ettiniz Sayın Başkan. Birçok farklı branşta hakikaten çok zengin bir skalaya sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü. Sayın Başkan saydı, aktardı, karateden, atletizme, takım sporlarından, voleyboldan, basketbola kadar, güreşe kadar bireysel sporlarda çok özel alanlara sahipsiniz. Bugün çok güçlü görünen futbol kulüpleri bile, yani spor kulübü diyorum ama futbol kulübü çoğunlukta. Zaman zaman işte olimpik spor branşlarından ve amatör şubelerden çekilmeyi bile düşünüyorlar bir anlamda. Belki bunu çok yüksek sesle konuşamıyorlar ama alt metinlerde bu olabiliyor. Ama siz bu bağlamda çok özel işlere imza atmaya, çok daha güçlü durmaya devam ediyorsunuz. Bu da sanırım sporcular özelinde de farklı bir güvene, farklı bir özgüvene sahip oluyordur diye düşünüyorum. Tabii biz az önce bahsettim, göreve geleli yaklaşık 22 ay oldu. Göreve geldiğimizde Ekrem Başkanımızın bize karşı sağ olsun güveni tamdı. Bu noktada kendisiyle de görüştük. Bize destek oldu. Biz, Sayın Başkan da spor yapıyor bu arada. Spor yapıyor. Eski spor yöneticisi. Evet. Spora çok meraklı ve ilgili. Sürekli bizden bilgiler alıyor. Kulübü ziyaret ediyor. Birebir görüşmelerimizde yaptıklarımızı ona aktarıyoruz. Kendi fikirlerini bizimle paylaşıyor. Vizyonunu bizimle paylaşıyor. Spora yönelme noktasında kadınlara olması gereken pozitif, evet, ayrımcılık noktasında kendisinden bu noktada aldığımız fikirlerini dönüp kulüpte uygulamaya gayret ediyoruz. Ona çalışıyoruz. Yeterli midir? Elbette yeterli değildir ama bunu daha üst noktalara taşıma hedefimiz, niyetimiz var. Dediğim gibi Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun vizyonunu kulübümüzde buluşturup kulüp amatör sporlara destek adı altında destek olma noktasında bunda çok kararlı. Biz futbol branşını kulübümüze tekrar getirmek istemiyoruz. Daha, evet, önce kulübün geçmişinde böyle bir yapılanma var. Ama biz bu noktada tekrar futbolu kulübümüze özdeşleştirmek istemiyoruz. Dolayısıyla bizim amatör branşlara yönelmemiz lazım. Bizim bütçemizi amatör branşlara yönlendirmemiz lazım. Çünkü az önce bahsettiğiniz kulüpler hakikaten bu alanda çok fazla, belki reklamı olmadığı için, çok fazla görünür olmadığı için bu alanlardan çekilmek istiyorlar. Bazen bize bunu teklif ettikleri de oluyor. Şu branşı sizle paylaşalım, şunu sizinle ilerletelim noktasında. Tabii ki onlara da biz zaman zaman destek olmaya çalışıyoruz. Ama biz bu olduğumuz noktada kalıp, hatta bunu daha ileriye taşıyıp amatör sporlara, amatör sporculara, atletizme, jimnastiğe ve diğer tüm branşlara, güreşe, karateye, tekvandoya, tenise, masa tenisine tek tek sayamam ama bu noktada, hatta daha ileriki aşamalarda belki su sporlarına destek olma noktasında, bu branşlar için tesislerin kazandırılma noktasında yine hem kulübümüz olarak hem paydaşımız olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve onun başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile görüşerek tesisleşme ve bu branşların güçlendirilmesi noktasında sonuna kadar devam edeceğimizi buradan söyleyebilirim tekrar. Evet. Teşekkürler Sayın Başkan. Çok özel yorumlar getirdiniz programa. Şunu sorayım ben, tabii çok farklı branşlar olduğu için kişisel olarak sizin daha özel baktığınız bir veya izlemekten keyif aldığınız bir spor branşı var mıdır? Ben hepsinden keyif alıyorum. Daha önce spor yöneticiliği yaptım. Saymayayım şimdi yaptığım yöneticilikte. Birkaç branşta spor yöneticiliği yapmıştım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kulübü'nün başkanı olmadan önce.
Fakat tabii ki ekranlardan takip ettiğim branşlar, oradaki mücadeleler, şimdi yerinde onları izliyorum ve takip ediyorum. Hepsini çok seviyorum, hepsini çok değerli buluyorum. Öğrenmediklerimi öğrenmeye çalışıyorum, yine bunu devam ettiriyorum. Dolayısıyla hepsi benim için çok değerli. Umuyorum benim sevmemden ziyade vatandaşların, sporcuların, genç arkadaşlarımızın o branşları sevmesi çok daha önemli. Onlar neyi isterse, neyi tercih ederse, hangi sporu yapmak isterlerse bizim onlara bu konuda katkı sunmamız lazım. Dolayısıyla vatandaşın kabulü, isteği, genç arkadaşlarımızın spora bakışları bizi ileriki aşamalarda, ileriki yıllara göre yönlendirecektir, o yöne doğru evirecektir diye düşünüyorum. Hepsi, tüm branşları çok seviyorum ben. Var mıdır eklemek istediğiniz son olarak? Bir mesaj, Tokyo mesajı verdiniz gerçi çok, ama evet. Bir kez daha alabiliriz belki. Hepsine tekrar başarılar diliyorum. Tabii biz kulüp olarak destek aldığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Fakat spor kulüplerine sanki bir futbol kulübü gibi aynı zamanda bakılıyor. Öyle bir yönetmelik var. İşte futbolun birinci ligi, ikinci, üçüncü ligi, buralarda uygulanan vergi oranları var. Bizim güreş ligiyle basketbol liginin vergilendirmeleri aynı mesela. Yani bu anlamda ben Maliye Bakanlığı'ndan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek istiyorum. Bizi sadece amatör spor branşlarına destek veren kulüpleri önemsesinler, gözetsinler. Çünkü biz çok sayıda milli sporcu bulunduruyoruz. Çok sayıda engelli sporcu bulunduruyoruz. Çok sayıda kadın sporcu bulunduruyoruz. 250'nin üzerinde milli sporcumuz var. Milli takımlarda görev alan. 30'un üzerinde milli takım hocamız var. Birçok milli takımdaki sporcumuz belki günlerinin %80'ini milli takım kamplarında geçiriyorlar. Ama vergisel anlamda, SGK anlamında biz bu sporcuların hem ücretlerini ödüyoruz, hem SGK'larını ödüyoruz, hem vergilerini ödüyoruz. Ama o sporcu milli takımda aslında daha çok yer alıyor. Bu anlamda bizim gibi amatör sporları destekleyen, tabii bunun altını çizerek söylüyorum, engelliler branşını destekleyen, kadın istihdamını, spora katılımını destekleyen kulüplerin bence göz ardı edilmemesi lazım. Bunun için özel çalışılması lazım. Biz çalışıyoruz. Bunun için çalışmalarımız var. Neler yapabiliriz? Hangi önerileri yapabiliriz? Hangi önerileri spor hayatının içerisine kazandırabiliriz diye çalışmalarımız var. Bu konuda gayret gösterirlerse, bizden destek isterlerse biz buna katkı sunmaya hazırız. Tüm verilerimizde bunu anlatabiliriz, gidip yerinde anlatabiliriz. Bu destekler bizim için çok önemli. Burada harcadığımız maliyetleri biz yine spora katkı olarak yine devam ettiririz. Daha fazla sporcuyu spor yaptırmış oluruz. Dolayısıyla bunların göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir futbol kulübü gibi güreşin de görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. O branşlarda, o alanlarda farklı desteklerin olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunu sizin aracılığınızla buradan umarım dinliyorlardır yetkililerimize, onlara, onlarla birlikte çalışmaktan mutlu olacağımızı belirterek, katkı sunacağımızı belirterek tekrar altını çizmek istedim. Evet. Teşekkür ediyorum. Olimpiyatlarda da tüm sporcularımıza sakatlık olmadan, pandemiden en az zarar görerek, hatta hiç zarar görmeden güzel bir organizasyon geçirmelerini istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Çok özel noktalara değindiniz. Evet değerli spor severler, bugüne nokta alıyoruz. Konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Sayın Fatih Keleş'ti. Çok özel noktalara girdik. Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik oyunları öncesinde bir kez daha kulübe ve sizlere başarılar diliyoruz ve bugünü noktalıyoruz. Gelecek programlarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler. Hoşçakalın.